Merhabalar Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Bugün oldukça pratik bir yaz çorbası tarifim var. Bir kase kadar erişteyi bir miktar suda makarna pişirir gibi yalnız süresi çok kısa 7-8 dakika kadar haşlayın. Bir kenarda süzülmesi için bekletin hem de bu arada soğumuş olur. Çorbamız için öncelikle ayranımızı hazırlamamız lazım. Ön hazırlık olarak yaklaşık 2 kase, 2 çorba kasesi kadar yoğurt kullandım. Yoğurdun suyundan da eğer varsa kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ben ev yoğurdu tüketiyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Daha sonra bir çırpıcı yardımıyla güzelce pürüzsüz olana dek çırpıyorum. Dilerseniz bu miktarı daha arttırıp veya azaltabilirsiniz. Tamamen kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Ben bize yetecek şekilde hazırladım arkadaşlar. Bakın iyice pürüzsüz olana dek çırptım. Daha sonra dolaptan yaklaşık 1 litreye yakın bir su kullandım. Eğer hemen tüketecekseniz Dolaptan soğuk su alıp e, ayranınızı hazırlayın derim. Eğer ki daha sonra tüketecekseniz normal ılık suyla da hazırlayıp dolapta bekletip soğutabilirsiniz. Yazın sıcak günlerinde bu şekilde hazırlayın, dolaba koyun ee, ve sık sık da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir çorba. Ee, dilerseniz daha önceden mercimeği haşlayıp dolaba porsiyonlar halinde atabilirsiniz. Zaten erişte hemen pişiyor ve biliyorsunuz beklemeye de gelmez erişte hemen yapışıyor. Ee, yetecek kadar erişte haşladıktan sonra bu çorbayı hemen hazırlayabilirsiniz. Çok pratik. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kıvamlı bir ayran hazırladım. Dilerseniz daha katı seviyorsanız daha katı bir ayran hazırlayabilirsiniz. Arzu sizin. Haşladığım bir kase dolu dolu bir kase eriştirme içerisine alıyorum. Erişteyi kesinlikle ılıtmanız lazım. E, sıcak kullanmayın, yoğurt kesilebilir. Şöyle karıştırıyorum. Daha sonra önceden haşlamış olduğum bir kase dolusu yeşil mercimek ekliyorum çorbama. Dediğim gibi önceden haşlayıp porsiyonlar halinde difrizde saklarsanız e, daha pratik olur çorbanız dilediğinizde elinizin altında hemen çıkarın ve yoğurdu çırpın. İçerisine malzemeleri koyun. İşte bu kadar hazır, bu kadar kolay bir çorba. Şöyle malzemelerimi bir kaşıkla karıştırıp kıvamını da kontrol ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde tüketin. Dilerseniz de benim gibi bir yemek kaşığı dolusu nane ekleyip o şekilde de tüketebilirsiniz. İşte çorbamız servis için hazır. Bu pratik tarifi sizlerde yaz günlerinde sık sık yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve pratik de bir çorba. Gerçekten yaz günlerinde e, serinletici bir çorba. Soğuk bir çorba hazırladım bugün. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız kanalımın linkini sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini de aktifleştirirseniz yaptığım paylaşımlarımdan ilk sizin haberiniz olur ve bu güzel ve farklı lezzetleri siz de denemiş olursunuz. Ben çorbamı servis için hazırlarken benim küçük oğlan da hemen anne ne zaman hazır olacak? Bir an önce bana da servis eder misin diye telaşlanmış. Dakikalar içerisinde yaz çorbası hazır. Oldukça pratik ve buz gibi bir çorbamız servis için hazır. Sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Oldukça kıvamı güzel bir çorba oldu. Ben bu çorbayı sık sık yaparım yaz günlerinde çok da severim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.